Abali baskını. Evet. Şimdi İttihat Terak Abdülhamit'i deviriyor ama tam hakimiyet kuramıyor. İktidara hakim değil. Yani ve en ilginç taraf ilk sadrazamlar hep genelde Abdülhamit'in sadrazamları. Kamil Paşa, Sait Paşa. Onlar geçiyorlar. İttihatçıların şöyle bir özelliği var. Aslında darbeyi yaparken birçok Abdülhamit muhalifiyle beraberler. Fakat sonradan iş ayrılıyor. Abdülhamit muhalifleri İttihatçı muhalif oluyorlar. Bakıyorlar ki bunlar aşırı kuvvetleniyor. Bu sefer İttihat Terakki'nin bir fedailer grubu var. Sesini çıkarana vuruyor. Mesela sen o dönemde gazeteci olsaydın muhtemelen... Gitmiştik, kurulmuştum. Hasan Fehmi diye Fatih Altaylı'yı anıyor olabilirdik. Çünkü eleştirilenleri önce Hasan Fehmi'yi vuruyorlar 1909'da. 1910'da Ahmet Samimi vuruyor. Sen de yani eşeğin aklına kapus kapatıyorsun. Yani. İttihat Terakki yok abi. Yok Allah, Allah'tan yok. Yani. Şeyin, Hasan Fehmi Galata Köprüsü'nün üzerinde vurmuşlar. Ahmet Samimi Bahçekapı'da. Çünkü bunlar hep muhalif yazarlar. Daha sonra da Bakırköy'de birini vuruyorlar. Kimdi o? Üçüncü vurulan. O pek bilinmez. Ve onlara karşı muhalefeti güçle sindirmeye çalışıyorlar. Ve en sonunda... Pardon, bir şeyi söylemek lazım. Zeki Bey, Zeki Bey. 1911'de öldürülen Zeki Bey. 1908 meşrutiyetiyle 31 Mart yani 13 Nisan 1909 arasındaki dönem Türkiye'nin aynı bugünkü. Tabii, tam bir kaos. Tam bir kaostur ve herkesin münazı açılmıştır. Yani insanlar... Nasıl gazete ve dergi çıkmış ve neler yazıyorlar? İnanılmaz Orhan şeyler. Abi'nin kitabı var ya Orhan Koloğlu'nun. Evet. İnanılmaz şeyler. Aynı bugündür. Hürriyet manyağı olmuş. Yani şimdi düşün. Abdülhamit sıkıyor. Birdenbire ben... Bir gevşiyor. Ya, bir gevşiyor. Bir anda fokuş artıyor. Lan. Kanun yok, kayda yok, hiçbir şey yok. Adamlar engelleyemiyor. Yani her önüne gelen bir şey yapıyor ve sonunda bu sefer orada tam tersi bu sefer iddiatçılar, yani Abdülhamit'e niye karşılar? Bu adam hürriyet vermiyor. Bizi baskı altına yakın daha büyük bir baskı geliyor. İşte o baskının başladığı yerde 1913. Yani şeyi yapmışlar. Bak bir örnek göstereyim. Affedersin. Bu bahsettiğimiz yayınlayacağım yeni kitaptan bunlar. Sandıktan. Sandıktan. Bu Hasan Rahmi Paşa'nın Sultan Hamid'e mektubu. Tarihi bizim tarihle 15 Eylül 1907. Bu diyor önce. Size... Ha? Bir sene önce. Size diyor muhalefet edenler diyor Allah belasını versin diyor. Bunlar diyor ne eşek herifler. Vay efendimiz falan. Şimdi meşrutiyet ilan edilmiş. İttihatçıların Hasan Rahmi'ye yazdığı bir mektup. Bak nasıl bitiyor. Hakaret, hakaret, hakaret. Seri an istifa edip o makamı celili telvis etmeyiniz. Hemen istifanızı verip o seçkin, güzel, temiz makamı pisletmeyiniz. Başka türlü idameye hayatınız kabil değildi. Öldürürüz. Hemen bu 1 Kasım 1908 meşrutiyet sonrası. Ekim pardon. Bir şey olmuş. Aynı gün Hasan Rahmi Paşa'nın şeylere cevabı. Ah diyor Abdülhamit yok mu diyor. Her şeyin sebebi diyor o diyor. Ondan sonra ben kanımın son damlasına kadar iddiatçıyım diyor. Sonunda da muvaffakiyetinize dua eleyerek nezareti bahriyeden istifamı hemen verdim. Bugün istifa etmiş. Şeydir ya şimdi de Cumhuriyet döneminde de yapılan darbelerde hemen atıp tutulma. İlk başta neredeydin paşam derler. 18 Temmuz günü ters söyledim. 18 Temmuz 13 gün koyuştu. 31 Temmuz oluyor yani. Yani o o karakter meselesi. Yani o karakterle alakalı bir şey. Bu şeyi kapayan adam işte donanmayı. Halice hapseden adam. Tabii iddiatçılar sert bir terör estiriyorlar sonunda. Yani o Makedonya dağlarındaki yani o devam açılma ediyor. Devri var ya herkes ağzına evet. Geleni söylüyor. Ondan sonra öyle bir eli sopalı şey geliyor ki gemiye doldurup gönderirler. Doğru. Zaten bizim millete bir... Hayata kalanlar zaten. Öyle şey yapıyor. Ondan sonra bütün muhalifleri Sinop'a sürüyorlar. Yani hepsi gidiyor. Ve orada Balkan Savaşları var o dönemde. İddiatçılar tasfiye etmişler yönetimden. 1913'te Edirne düşmek üzere Balkanlar gitmiş. Yani Balkan dediğimiz yer de bugünkü Üsküp, Müsküp o zamana kadar bizim sınırımız. Yani aslında yani çok uzağa değil. 1910'da bu devletin sınırları Adriyatik'ti. Bir tarafı da şeyde Yemen'di. Yani en ölü zamanı devletin. Bunun üzerine iddiatçılar bakıyor vatan evden gidiyor. Zaten şimdi şey değişiyor. Modern ordu döneminde Osmanlı'da slogan şeriat falan değil. Vatan evden gidiyor. Yani özellikle İttihat Terakki'den sonra budur.
Yani vatan evden gidiyor. Darbenin sloganı. Rejim elden gidiyor olabilir tabii mi? Cumhuriyet döneminde de uyuşur. Yani vatan evden gidiyor. Söylemi orada İttihatçılar Enver Paşa beyaz bir yata biniyor. Bağbali'ye yürüyorlar. Yani bugünkü İstanbul Valiliği'nin olduğu yere. Kamil Paşa sadrazam. Dediği çok doğru. Bak. İttihatçıların bir ilanı bu. Şapograf ilan. Vatan evden gidiyor mu? Vatanın refah ve saadetini temin etmek, milletin hukuku mukaddesesini muhafaza eylemek için. Yani o dönemde artık vatan evet, kavramı falan gidiyor. Şey bitti, dinelden gidiyor. Yani yok. Tabii o değişiyor. Yani artık Cumhuriyet dönemiyle örtüşüyor. Ve orada Bağbali'ye giriliyor. Savunma Bakanı Nazım Paşa vuruluyor. Yakup Cemil meşhur silahşör. O tartışmalı o. Onun vurduğu söyleniyor. Tartışmalı genelde. Yani orada olan baskın sırasında orada olan Refik Cevat başka isim verir. O değil de öder. Ona mı başkasına mı? Yakup Cemil olmadığını söyler. Gazeteci cinayetler için mi şey için mi? Bağbali baskın için. Bağbali baskın için. Bağbali baskın için. Ve değil de öder. Orada Kamil Paşa'ya silah dayıyorlar. İstifa et diyor. O da ordunun diyor arzusu üzerine istifa ediyorum. Hayır diyor. Halk. Halk yazsın. Yani halk yazsın. Milletin isteği üzerine. Ve İttihat Terakki artık 1913'ten sonra darbe marbe yok. Çünkü bunları devirecek güç yok. Güç yok. 1918'e kadar 5 yıllık bir demir. Yalnız 1918 Eylül'ünde bir darbe teşebbüsü var. Hitler gibi. 18 Eylül'ün hayır şey. Yani Hitler'e yapıldığı gibi diyorum yani. İttihatçıların darbe teşebbüsü var. Sultan Vahdettin'i indirmeye kalkıyorlar. Önce bir veliahtlığında öldürmeye kalkarlar. Evet onu istemiyorlarmış. Küçük bir grup ama. Yani merkez umumi kararı değildir o. Bir grup ondan sonra Talat Paşa saçmalamayın der. Aslında... Ve tahta geçtikten sonra da bir devirme veya öldürme şeyi yapılmış, konuşulmuş. Kalmış. Kalmış. Aslında Yakup Cemil'in bir Enver Paşa'yı devirmişi var değil mi? Daha önce o idam edilme şeylerinden birisi evet. O. Yani çünkü artık Yakup Cemil Enver Paşa'yı devirmeye çalışıyor. Fakat kelle gidiyor. Ölmeden önce de karpuz istemiş değil mi? Şeyde kurşun dizilir. Sanayi şey müzesi var ya şimdi neydi o? Harbiye mi? Santral. Santral İstanbul'un o tarafa giderken. Sonra Zuhur karpuz muymuş onu öyle diyoruz. Ya buradan hapishaneden alıyorlar. Götürülürken yolda arabayla gidiyorlar. Karpuz görüyor. Karpuzlu sergi görüyor. Bir karpuz alsanıza diyor. Bir karpuz yemiş.